Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kameranın önüne böyle çıkmak istemezdim şunla. Yalan söylemeyeyim, istemeseydim çıkmazdım. Ama biraz kahkülüm havada kalsın diye şu anda sizi böyle karşılayacağım. Bugün yine sevdiğim konseptlerden biri olan konuşmamız lazım çekeceğiz. 4 ay olmuş en son çekili. O yüzden belki konuşacağınız, soracağınız şeyler birikmiştir diye düşündüm. Ve biliyorsunuz genelde bu konsepti makyaj yaparken yapıyoruz. Tüm makyaj malzemelerimin bittiği ve sıfırlandığı bir anda yapıyorum bunu. Yani hangi makyaj malzemesi yapacağım bilmiyorum. Bu arada cam kapalı. Camı kapattım. Size ses gelmesin değil. Yani siz düşündüğünüz değil. Tam aksine benim sesim dışarı gitmesin ve ben cringe olmayayım diye kapattım. Şu an geberenzi diye ben bu evde şu an. Yapacak bir şey yok da kamera karşısında. Rating. Evet, isterseniz başlayalım. Ben şimdi kafama şey takayım. Bir dakika. Kafana var ya, tokadan başka bir şey takmayacaksın bu şakamdan sonra. Şunu açıyorum. Hayır, zaten üzerine şimdi bunu takacağım. Boşu boşuna şunu şey yapmış oldum. Ya olmuş kız. Ay, bir şey diyeceğim. Keşke şöyle makyaj yapabilsem ama. Neyse, 3 saniye bakın. Bakmış olun. Evet. Yani herkes gördüyse artık klasik saç bandımızı taktığımıza göre başlayabiliriz. Şimdi bazım bitti. Tamam mı? Ben baz olarak geçen sefer Flormar'ın bir bazını kullanmıştım. Videoda göstermiş miydi bilmiyorum ama story'de gösterdiğime eminim. Çok beğenmiştim o Flormar'ın o bazını. Daha sonra onu bulamadım gittiğim yerde ve Golden Rose'un bu makeup primer'ını almıştım. Bitch. Bu da çok güzel. Flormar da beç. Çok güzeldi. Ben baza çok para veremem abi. Tamam, bak bu güneş kremi bilmem ne değil. Pahalı pahalı gidip de baza maza para veremem. O yüzden uygun fiyatlı güzel baz bulduğunuzda alın. Golden Rose da güzeldi ama bence Flormar'ınkini alın. Yine üşenmezsem aşağı linkini koyacağım. Üşenmem artık, işim bu çünkü. Aşağı linkini koy. Şimdi bazım olmadığı için ve ben bazsız asla makyaj yapamadığım için şunu kullanayım. Nem terapisine. Aşağı bir şey sürmüş olmam lazım çünkü. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Olmasını çok istediğim bir hayal kırıklığı neydi Sezo? Ben çok hayal kırıklığı yaşayan biri miyim? Düşünüyorum şu an. Okul, dersler konusunda çok hayal kırıklığı yaşayan bir öğrenci olmadım. Çünkü kendimi biliyordum, kapasitemi biliyordum. O yüzden beklentilerim hep gerçekçiydi okul hayatım açısından. Bir hayal kırıklığı çok yaşamadım. Ya maksimum yok ya, yine yaşamadım. Hani çok düşük notlar aldığım derslerde bile hatırlıyorum. Sezo yani bundan daha fazla alamazdın dediğimi hatırladığım için hayal kırıklığı yaşamadım. İş konusunda düşüneyim. Hayır, genelde çok şükür yine. Beklentilerimi bence ben çok yüksekte tutmadığım için çok hayal kırıklığı yaşamıyorum. İş konusunda da yaşamadım. Arkadaşlık konusunda da çok hayal kırıklığı yaşamadım. Hayır. Hani bu kişi böyle çıktı dediklerim oldu ama çok yakın arkadaşlarım da olmadı. O yüzden onlar da bana hayal kırıklığı yaşatmadı. Kendim hayal kırıklığına uğrattığım bazen oluyor. Ya Sezin bunu yapmayacağım dedin ama yaptın deyip hayal kırıklığına uğradığım oluyordu. Orada belki yaşamışımdır. Erkekler konusunda çok yaşadım, evet. Çünkü yani ilişkiler konusunda çok ayrı bir duygu işin içine girdiği için bazen burası çalışmayabiliyor ya. Oralarda çok beklentiye girip delusional'lık seviyesine gelinen dönemler vardı ya. Oralarda böyle kafamda çok büyütüp birine, kafamdaki haline böyle hayran olup sonra hayal kırıklığı yaşadığım olmuştur. Sanırım tek hayal kırıklıklarım ilişkiler konusunda. Onun dışında çok yok. Şimdi inşallah bitmediyse dibini sıyıracağım. L'Oreal True Match. Bunu geçen şeyde kullanmıştım. Bu da bitti maalesef. Çok iyiydi. Bunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Dördü bir arada. Primer, concealer, highlighter, BB krem. Müthişti. Tam yazlıktı. Bitmeseydi çok iyi olurdu. Neyse, belki tekrar alırım ama şu an bunun dibini sıyırabilirim sanırım. Sezoşum, sence bir yakın dost olması gereken şeyler neler? Ben bunu kendi açımdan sayacağım. Belki sizin öncelikleriniz değişebilir ya da bu ne alaka falan diyebilirsiniz ama benim için arkadaşlıkta önemli olan şeyleri sayayım. Gelmiyor ki. Şimdi başlasın. Aplikatörü yüzüne değdirme. Ben başka çarem yok ve hayatı o kadar da sevmiyorum yani. Orada değil. Tüm pijamam, altına pijama var. Fondöten döküldü. Çıkarma. Cevap ver. Pijama döküldü. Ne yapacağım ya? Üf, tam neyse. Şimdi bence birincisi güven zaten. Hani güven dememe gerek yok. Yani benim karşımdakine %100 güven. Bir şey söyleyeyim mi? Yakın dost diyor ama ya. Yok, güven. Ama yok abi bak, güveni başa almayacağım. Yemin ederim güveni başa almayacağım. Yok lan, alır mıyım? Neyse, tamam, güven önemli. Ama çok çok da önem verdiymiş. Zaten yakın arkadaşımsa yani o güven şeyini bana vermiştir. Hah, gel şöyle ya. Tam yeter, üf, bıktım. Benim için çok önemli olan bir şey söyleyeceğim yakın arkadaşlıkta. Vallahi de billahi de. Mizah anlayışı. Bundan öteye hiçbir şey koyamıyorum ya. Benim yakın arkadaşım olmak için aynı şeylere gülmemiz yeterli. Bakın size yemin ediyorum. Mesela dertleşemiyor olalım. Tamam mı? Mesela derdimi anlamıyor olun. Ama aynı şeylere gülelim. Yakın dostumsunuz. Bak o
Ben de şey çok önemli. Normal insan ilişkilerinde de benim dediklerimi anlayıp gülmesi, benim onların yaptığı esprileri anlayıp gülebilmem. Bunlar benim ikili ilişkilerimde çok önemli. Yani benim için direkt icebreaker oluyor. Bir kişiyi direkt sevmemi sağlıyor. Hani kız arkadaşlıklarımda da öyle, erkek arkadaşlıklarımda da öyle. Yani benim için çok önemli bir faktör beraber aynı şeylere gülmek. İkinci sıra tamam hadi güven. Üçüncü sıra mesela ben atıyorum 10 üzerinden 7 duygularımı kullanıyorum. Duygularıma göre hareket ediyorum. 3 şeyime göre hareket ediyorum atıyorum, mantığıma göre. Beni dengeleyebilmesini isterim. Yani tam tersi olan biriyle arkadaş olmak isterim. Bakamadığım bir yönden bakabilen birini isterim açıkçası. Hani tamamıyla benimle aynı gibi olunca çünkü birbirimizi gazlıyoruz sadece. bazı noktalarda olmuyor. O yüzden beni dengelese hoşuma gider. Zor zamanlarında ne kadar yanımda, başıma bir iş geldiğinde beni ne kadar arayıp soruyor. Ne kadar ilgileniyor, nasıl yorumlar yapıyor. Bunlar çok önemli benim için. İyi günümde ne kadar yanımda, o da önemli bu arada. Yaptığım planlarla ne kadar uyuyor? Bu da benim için çok önemli. Ne kadar vakit geçirebiliyoruz? Çünkü vakit geçiremediğim bir arkadaşı ben ne yapayım? Yok ya, öyle çok dışarı takılmadığım arkadaşlarım da var. Sadece evde takıldım. Tamam, bunu sayayım. Yani evet, benim için önemli olanlar bunlar. Yani benimle yakın dost olmak çok kolay. Gerçekten ciddi söylüyorum. Benimle aynı şeyleri gülün. Bir dert anlattığımda mantıklı yorum yapabilin. Benim için yeterli. Arkadaş olmak için. Ama emin olun daha önemli şeyler vardır. Şimdi göz kapağımı sabitlemek için Instant Razor kullanıyoruz. Orada normalde ürün modum açıktı. Direkt bunu yapınca netlemesi lazım ama onu kapatmışım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşkım, günümüz ilişkileri hakkında ne düşünüyorsun? Elif'in ikinci sorusunu almışım. Kız Elif iyi sorular sormuşsun ha. Çok kötü ya. Bunu hani sanırım kızlarla her gün 50 kere konuştuğumuz bir konu. Ahir zaman konusu. Yok yani çok kötü. Ben gerçekten normalde çok bu devrin insanıyım. Yani çok doğru bir dönemde doğmuşum kendim için. Teknoloji açısından, yani dünyanın gidişat açısından falan çok doğru bir dönemde yaşadığıma inanıyorum. Ama bu ilişkiler konusunda eskiler o kadar iyiymiş ki ya, bazen gerçekten anne babama falan bakıyorum ya. Onlar nasıl tanışmış? Onun arkadaşlarına falan bakıyorum. Hep söylerim bunu. Sosyal medya her şeyi değiştirdi ya. İlişkilere var ya, o kadar büyük bir darbe vurdu ki sosyal medya. Yemin ederim şu anki ilişkilerin böyle olmasının sebebi sadece ve sadece sosyal medya. Herkes birbirine çok kolay ulaşabiliyor. Çok fazla, herkesin çok fazla seçeneği var. Dikkat dağıtmak çok kolay. Normal bir insan, kendinden emin bir insan elbette ki bu kadar çabuk distract olmaz ama çok fazla seçenek var, anladınız mı? Herkes birini bir şey yaptığında ulaşabiliyor, olmazsa buna gidebiliyor, başka seçeneği var, birini göründe ona ulaşabiliyor falan. Bu kadar kolay olmamalıydı bir şeyler. Şimdi göz kapağımı şey yapacağım, sabitleyeceğim. Yves Rocher'in şu compact pudrası deniyorsa şöyle bir üzerinden geçiyor. Bu arada Barbie makyajı yapalım mı? Yeterince Barbie içeriği görmediğinizi düşünüyorum. Biraz az geldi bana. O yüzden bir de burada maruz kalın istedim. Pembe bir makyaj yapalım. Yoksa ben son videomda da mı öyle bir şey yaptım? Sanki öyle bir şey yaptım gibi hatırlıyorum. Dur bakayım. Pembe makyaj mı yaptım ben son videomda? Yo, parlak makyaj yapmışım. Pembe yapmamışım. Neremden uydurdum bilmiyorum. Tamam. Tabii ki Too Faced pembe için. Şu güzelliklere bir bakın. Abarttım da yani. Şu pembe işimize yarar. Or... Ya bu ya. Sandalyeden düşüyordu neyse. Hangisi? Bunda daha çok pembe var. Sorry, Too Faced. Neyse, o yüzden demem o ki. Çok böyle yani düzgün adam nasıl bulacağız bilmiyorum. Bence artık çok zor ya. Ben bıraktım ya. Ben kestiremiyorsun ki. Gideceksin ya da 40 yaşında eski jenerasyondan birini falan bulacaksın. Yani bu devirle hiç alakası olmayan. Sosyal medya abi. Sosyal medyası olmayan adam bulursanız yapışın. Yaz güzelliğin ve geçirdiğin evrim hakkında konuşalım abi. How is feels? Bir şey söyleyeceğim. Bu soruyu almamın bir sebebi var. Ben ne video atarsam atayım. Hani şey, biraz önce bıçaklanmış şekli bir vlog atsam bile aşağı. Aşkım, aşırı güzelleşmen şaka mı falan yazdınız çünkü çok hoşuma gidiyor. Yani hiçbir şeyim yok ama bu çok denmeye başladı bana artık. Bu konuyu masaya yatırmak istiyorum. Ama ondan önce şimdi ben bir şeyimi seçeyim. Pembe şeyimi. Bunu şimdi aşağısını şununla bir ben bir yapayım. Kendi kendime konuşuyorum şu an. Şu aşağıyı pembeyle bir dolduruyorum kardeşim. Madem Barbie'yiz, Barbie'nin hakkını verelim. Böyle hiç gözükmeyen bir renkle şu an üzerinden geçiyorum. Hiç anlamıyorsunuz siz muhtemelen. O zaman ben de anlamıyorum. Şu hafif beyazlaştırdım gibi oldu. Ondan sonra ucuna da bunlarla pembe olmayacak yani. Ya da dur, olur mu? Şu nasıl olur? Çok saçma, yok bu olmaz. Şununla şu olur mu? Zillik. Bu sadece parlaklık veriyor abi. Ben bir diğer Too Faced'le pembe geçeceğim. Belli ki. Şu an sadece pembe, çok hafif toz pembe bir parlaklık veriyorum. Ya bakın ha, ben bence güzelleşmedim. Yani şu an evet gerçekten güzelleştim ve bunun hakkında konuşalım gibi söylemiyorum ama benim ilk videolarımdan itibaren siz görüp kıyasladığınız için güzelleştim gibi algılıyorsunuz. Ya gerçekten öyledir, eskisi gibi bence de değilim ama bakın ben hiç estetiğim, dolgum, hiçbir şeyim yok biliyorsunuz. Hiçbir şey yaptırmadım. Bir burnum estetik, o da zaten güzel oldu
denecek bir şey değil. Bence insan yüzü oturunca bir tık daha insana benziyor. Benim yorumum bu şekilde. Çünkü hani mesela birkaç operasyon geçirmiş olsam, onun şeyinde güzelleşmiş olsam evet derim mantıken, ama aslında baktığınızda sadece saçımı normal rengine boyattım ve geri kalan kendi suratım. Yani eğer ki şu anda kendinizi çirkin buluyorsanız çok ciddi söylüyorum. Bir süre sonra yüzünüz tamamen oturduğunda bence eskiye nazaran otomatik daha güzel ve daha iyi görünüyorsunuz. Sizde de öyle olacak. Gerçekten bakın, hiçbir şey yaptırmadım ama herkes öyle algılıyor. Niye? Çünkü yüzüm oturdu. Yani gençliğinizde derseniz ki ben çok çirkinim falan gibi düşünüyorsanız beni örnek al. Gerçekten yüzünüz oturunca, yani bana böyle düşünüyorsanız herkes size öyle düşünecektir. O yüzden kendisini şu anda beğenmeyenler için küçük bir mesaj olsun diyerekten bunu almak istedim. Ama teşekkür ediyorum tüm iyi şeyleriniz için. Şimdi şunlara şöyle şey yapıyorum. Daha ben pembeleştireceğim bunu. Önce ısıtıyorum, anladınız mı? Aşkım, sence ilk adım atarken nelere dikkat etmeliyiz? İlk adım atma konusunda emin misin, bu bir? Eskiden tam aksini söylemiş olabilirim ama fikrim çok değişti. O yüzden iyi düşün. Ama hadi oldu da attın, tamam mı? Gerçi şu anda bir arkadaşım dese, ben birini çok beğeniyorum, Instagram'dan buldum, yazayım mı dese, ekleyeyim yazayım mı dese, tamam yaz derim. Şu an böyle dediğime de bakmayın. Bir adım sen, bir adım oya çok dikkat edelim ilk adımda. Tamam, ilk adım attın ya, ikincisini kesinlikle ondan bekle. Mesela bundan kastım nedir? Instagram'dan sen ekledin, ilk adım attın mı? Storiesine falan yanıt vermiyorsun kardeşim, o verecek. Ya da veyahut o ekledi seni, senin de gözün var kendisinde. Tamam, ilk adımı o attı ya, sonra storiesine sen cevap ver mesela. Atıyorum ilk mesajı sen attın, konuştunuz biraz. Konuşma bittikten sonra ikinci mesajı bir daha asla sen atmıyorsun. Yani bir adım attığında karşılığını mutlaka bekleyerek hareket et. Double texting yapmayalım, ikinci kez yazmayalım, bunlara dikkat edelim. Onun dışında ilk adımı atabilirsin. Üzerini çullanmış gibi olmayın. Hani bir hamle yaptıysanız geriden de gelin ki böyle çok o şeyi vermeyin. O vibe'ı hani, seni istiyorum vibe'ını vermeyin o kadar. Profesör, doktor, İlişki koçu, yaşam koçu Sezin Karameşe. Eski Sezin makyajları gibi oldu. Ama bunu biraz daha pembeleştireceğim. Çünkü baktığınızda bu Barbie makyajı demezsin. Devam ediyorum. Sezin, sence nasıl doğru insanlarla sağlıklı ilişki kurabilirim? Yapamıyorum. Sürekli ilişki alıyorum da sürekli ilişki soruyorsunuz. Yemin ederim başka bir şey. O yüzden böyle denk geliyor biraz. Size bir şey söyleyeceğim. Nasıl doğru insanlarla sağlıklı ilişki? Ya bir yorumum var. Ama önce şunu bir deneyeyim. Ya şurada pes pembe, gene burada biraz şey. Ya. Hayatımda daha kötü bir makyaj görmemiştim uzun süredir. Yaymaya çalışsam şu. Tamam ya, işte pembe bak. Benim elimden bu kadar geliyor zaten. Ben bu kadar makyaj yapabiliyorum. Ben makyaj kanalı değilim. Bakın, sağlıklı ilişki nasıl kurulur? Bir şey için ne yapmanız lazım? Şunun için ne yapmanız lazım? Bu tarz videolar var ya internette. TikTok'ta karşınıza çıkıyor. İlişki koçları konuşuyor. Bilmem neler konuşuyor. Bunları eksiksiz yapsanız bile karşıdaki kişinin sizi ne kadar istediğine bağlısınız. Şunu şunu yaparsan çok sağlıklı bir ilişki kurarsın. Böyle böyle adamları şöyle davranırsan daha şey olur falan gibi şeyler. Başta çok mantıklı ve uygulanabilir gibi gözükse de, uygulasanız bile karşı tarafta doğru sonuçlar çıkacağına emin olamazsınız hiçbir şekilde. Hep karşıdakine bağlı. Yani benim her şeyi çok düzgün yapmaya çalıştığım yerde zorladığım da oldu. Çok kötü, saçma sapan, asla düşünmeden bir şeyler yapıp çok güzel şeyler yaşadığım da oldu. Yani bu tamamıyla karşıdaki kişinin ne kadar neyi ne kadar istediğiyle alakalı. O yüzden mesela doğru insan kimdir bilmiyorum. Ben mesela doğru insan olarak tanımladığım, insanların hayal kırıklığı yaşadığım da oldu. Ya bundan bir şey olmaz deyip müthiş çıkanlar da oluyor. O kadar belli olmuyor ki. Şans işi arkadaşlar. Yani gerçekten ben size ne... Şu anda bu arada Sephora kullanacağım. Size Up en sevdiğim... maskara. Size şu anda ne ilişki tavsiyesi verirsem vereyim. Şunlara böyle yapın, şunlara böyle yapın. Hep karşıdaki insanın karakterine bağlı olacaksınız. Ama mümkünse, bakın genel geçer bir şey söyleyeceğim. Sağlıklı ilişkide karşılıklı saygıdan öteye gitmiyor benim için. Yani birbirinize saygı duyarsanız bence her şey çok kolay olacak. Ya benim için sevgiden de önemli bir şey saygı. Yani sağlıklı bir iletişimi oluşturan tek şey olduğunu düşünüyorum. Karşıdakine çirkinleşememek, karşıdakini incitmekten korkmak, merhametli bir insan olmak. Mesela merhameti varsa bir insana ve saygısı varsa sana, bence o ilişkinin kötü olma ihtimali yok. Doğru insanı nasıl bulacağını bilmiyorum. Bilseydim emin ol şu an benim de hayatımda olurdu. Sanıyorum ki doğru insan diye bir şey yok. Kafamızda en doğru insana yakın görebildiğimiz kişiyi hayatımıza almaya çalışıyoruz sanırım. Yani öyle oluyor gibi geliyor. Sürdüm. Yeterince Barbie hissetmiyorum. Keşke üzerime pembe bir şey giyseydim. Erkekler ne? Erkekler dışında bir soru alacak mıyım? Yok ama yok. Yok vallahi yok. Ya da şey soruyorsunuz. Üniversiteyi nereye tercih ettim? Ya kardeşim, bu kadar önemli hayati bir kararı bir YouTuber'a bırakmayın yani, anladın mı? Ben size o konuda tavsiye vermeyeyim. O yüzden bana bunları sormayın.
Tekrar gözaltımı. Şimdi erkekler neden istedikleri olmayınca kızları bırakıyor? Neyi kastettiğini anladım. Bunu bence insanlık tarihi boyunca, mesela atıyorum insanlık 700 milyar yıl daha yaşayacak, tamam mı? 700 milyar yıl sonra da kadınların bunu konuşacağını düşünüyorum ben. Gerçekten bir yani algılayamayacağım. Bu bence bizim kafa yapılarımız, yani iki cinsiyetin, iki türün de kafa yapısı ve istedikleri farklı olduğu için bence onların gözünden bizim bakmamız her zaman çok zor. Bence onlar bizim gözümüzden bakar. Ya bunu ben hiçbir zaman insanlık tarihinin başından sonuna kadar bunu açıklayabilecek tek bir insan evladının çıkabileceğini düşünmüyorum. Zaten ama bizim kafa yapımıza göre bırakıyorsa zaten aslında olmaması lazım. Yani zaten gitsin, tamam, daha iyi baştan görmüş olduk, tamam gibi bakmamız gerekiyor. Ama bunun bu kadar kolay olmadığını biliyorum kızlar için. Hani niye bırakıyor deyip bunun altına bir sebep aramanıza gerek yok. Yani bunun için sebep aramayın. Bazen gerçekten erkekler bir şeyler yapınca çok düşünüyoruz ya. Çünkü bir mantığımıza oturtmak istiyoruz. Bir altına bir dayanak bulmak istiyoruz. Bence her şey bilmemize gerek yok. Yani niye böyle yaptı, niye şöyle yaptı? Gerçekten şu an söylemesi çok basit olduğunu biliyorum. Çok şey bir şey söylüyormuşum gibi geliyor ama her şey bilmemize gerek var mı? Onun ne düşündüğünü bilmemize gerek var mı? Bizim hayatımıza ne değiştirecek? Hiçbir şey değiştirmeyecek, ben söyleyeyim. Hadi bilsek bile onun altından bir sonuç çıkaracağız. Sonra onu başka erkeğe uygulamaya kalkacağız. O da böyle düşünüyordur diye. Ve o çocuk öyle düşünmüyor çıkacak. Ve kafamızı karıştırmaktan başka hiçbir altı... Ya gerçekten bazı şeyleri salmayı öğrenmesi lazım. Her şeyi bilmek zorunda değiliz kızlar. Bu soruyu böyle geçiyorum. Şimdi... Daha fazla ses çıkaracak mısın? Bunun vidaları gevşedi. Gözaltımı pudralıyorum. Yves Rocher'in şunu neydi bunun adı ya? Transparan pudrasıyla. Şuraya koydum. İlişkisi olmayan kız ve erkek sence gerçekten arkadaş olabilir mi? Olamaz. Belki köylü görünebilirim size ama ben katılmıyorum kızla erkeğin. kız tarafından olur. Biz arkadaş olarak görebiliriz ve yaparız ama erkekler açısından aynı şeyi düşünmüyorum, çok özür dileyerek. Olsanız bile, hani onlar olsa bile sizin tek bir hamlenizde fikirlerini değişeceğini düşünüyorum. Üzgünüm. Benim düşüncem. Biraz geri kafalı gelebilir size. Birkaç deneyim diyelim. Tamam, şimdi kaşlarım için ne yapacağım biliyor musun? Nix'im bu. Artık ilişki dışında bir soru almış mıyım, bakabilir miyim? Evet. Çok farklı bir soru gelmiş. Çocukkenki kadar aşık olabilecek miyiz? Olamayız bu arada ya. Ya çocukkenki aşk bence ileriki yaşlarda hiç olmuyor. Çünkü o zaman şeyi düşünmüyorsun. İlerisini düşünmüyorsun, anladın mı? Her türlü hata yapmaya çok açıksın. Gözün çok kör. Manyak gibisin. Her türlü saçmalığı yapıyorsun aşkın için falan. Onu bence büyüdükçe yapamıyorsun. O yüzden o kadar yoğun bir aşk bir daha bence büyüdükçe olmuyor. Bence. Bir bronzer geçelim yanaklarımıza. Dilerseniz. City bronzer kullanıyorum. Yemin ederim konuşmamız lazım. Birinci videoma girin. Şu anda mesela işiniz yoksa girin. Yine City bronzer kullanıyorumdur muhtemelen. Bitmiyor ya, bitmiyor ya. Kaç senedir bıktım artık. Bitmiyor. Ne bereketli ürün çıktı ya. Yeter. Vücudumu beğen... Aha çok şükür. Vücudumu beğenmiyorum. Sani zayıf olmasam kimse beni sevmeyecek gibi geliyor. Change my mind sezon. Ben oturup da bak kimseye şey demeyeceğim. Kendini sev, her türlü güzelsin, müthişsin falan demeyeceğim. Bunun birilerinin demesiyle olmayacağını ben de farkındayım. Tamam? Bunu her kız yaşamıştır. Yani bu birilerinin demesiyle olacak bir şey olmadığını kesinlikle farkındayım. O yüzden ben oturup da vücudunu sev, psikolojisini sizin üzerinizde yaratabilecek zaten bir yetkinliğim yok. Zaten o kadar profesyonel de değilim insan psikolojisi konusunda. Sadece gördüğüm bir örnekten bahsetmek istiyorum. Benim... Tüm hayatım boyunca iki tane kilolu sayılabilecek arkadaşım oldu, tamam mı? Yakın kız arkadaş. İkisinin de gözlemleme fırsatım oldu. Hani yakın arkadaşım dışı gördüğüm insanlar da oldu ama bu kızlar çok yakınımda olduğu için söyleyeceğim. Size yemin ederim hele bir tanesinin erkekler peşinden koşuyordu. Peşinden koşuyordu ya. Ve o kızın hep uzun ilişkileri olmuştur. Birinden ayrıldığında her zaman sevgili olabileceği biri olmuştur. Hep hayatında bir erkek olmuş. Hep sevgilileri vardı ve hep seviliyordu. Ve hep... Talep de ediliyordu. Aslında baktığında niye kilolu nasıl olur dersin değil mi? Normal bizim şey şartlarımıza baktığında. Kızın öyle, ikisinin de öyle bu arada. Öyle bir aurası ve öyle karakteri vardı ki insanı kendisine çekiyordu otomatik. Yani çok özgüvenliydi, çok kendini beğendiğini belli ediyordu. O kadar böyle cilveli, konuşkan, sıcakkanlı, hani yani bir çekiliyordu erkekler ya. Ben kendim de görüyordum. Ve bunun kilolu hiçbir ilgisi yoktu. Kendisini öyle bir algıya oturtmuştu ki sadece... Kilolu insanları düşünmeyin. Bakın mutlaka hayatınızda ya bu kızı çok beğenmiyorum dediğiniz kızlar vardır etrafınızda gördüğünüz falan. Mesela onların da sevgilileri oluyordur mutlaka. Mesela sizin beğenmediğiniz bir kızın da sevgilisi oluyor mantıken baktığınızda da. Çirkin bulduğunuz bir kız var, sevgilisi var. O zaman diyor musunuz içinizde yani bunun nasıl sevgilisi var? Belki de diyorsunuz ama sonuç olarak onu beğenen biri oluyor. Niye? Ya da mesela çok güzel bulmadığınız ünlülerden de vardır. Kadınlar vardır. Yine her zaman sevgilileri olur. Tamamıyla ve tamamıyla karakter.
Tamam. Bak ne kadar ve belki de o şu an bahsettiğim özgüvene sahip değilsinizdir. Nasıl yapacağınızı inanın bilmiyorum. Sanırım öyle bir soru da aldım. Kendinizi değiştirmeye, karakterinizle oynamaya çabalarsanız sevilme ihtimaliniz yok. Bu arada bu hepimiz için geçerli. Mesela çok güzel bir kızın hiç sevgisi olmadığı da oluyor. Var öyle arkadaşımda. Yok hayatta kimse girmiyor. Ya biz hep herkesin kafasına oluşan bir tip şeyi vardır. Tip çok önemli falan. Ki önemli zaten, hani onun hakkında bir şey söylemiyorum. Karakterin ön plana geçebildiği çok durum oluyor arkadaşlar. Zaten bunu keşfettiğinizde, bunu anladığınızda bence hayatın bug'ını çözmüş oluyorsun. Melon Dollar Baby kullanacak. Güzel bir allayalım kendimize. Bir de parlaklaştıracağız. Yalnız hissediyor musun aşkım hayatında zaman zaman mesela? Ha, benim hakkımda ilk sorum mu şu an? Ha yok, ikinci sana. Ben bu zamana kadar birçok duygu hissettim hayatımda. Ama sanırım en az hissettiğim duygu yalnızlık duygusudur. Yani gerçekten, yani Allah yaşatmasın tabii ama hiç yalnız hissettiğim bir dönem hatırlamıyorum. Ben zaten ama hani yalnızlık konseptini, yalnız olmayı, mesela evin içinde tek başıma vakit geçirmeyi çok seven biri olduğum için zaten eğer ki bu yalnızlıksa bu his, ben onu zaten seviyorum. O yüzden yalnızlığı negatif algılayamıyorum. Mesela hiç arkadaşım... Bir dönem tüm arkadaşlarımı kaybettiğim bir dönem vardı lisede. Videolardan hatırlarsınız. O ara bir hafta belki kendimi yalnız hissetmişimdir. Ama sonra zaten yeni birini buldum. Arkadaşlık konusunda hissetmedim. Aile konusunda hissetmedim. Kendi vakit geçirme açısından zaten bu durumu seviyorum en çok. İlişki açısından hissettim mi yalnız? O hissettiğim de yalnızlık değil yani. Bazen insan birini arıyor hayatında, evet, ama of çok yalnızım, kimse yok gibi bir his yaşadığımı hiç hatırlamıyorum. Yani bence bende bu çok yoğun yaşadığım bir duygu değil. Highlighter Sleek, bu çok eski bir palet. Yani herhalde şuralarda şey yazıyor ya, 12 ay mesela. Ay, 12 months yazıyor. Ben bunu en son 8 sene önce almış. İşte bir şey olmuyor. Çok da beğeniyorum. Kullanıyorum hala. Çok güzel hala. Özgüven eksikliği nasıl yenebilirim? Bunu ele alsan keşke. Zaten son soru da buymuş. Bu konuda gerçekten ne diyeceğim o kadar bilmiyorum. Ya bu konuyu biz buraya 50 kere konuşmuşuzdur ya. Ben eminim ki konuşmamız lazım da. Bu sorunun gelmeme ihtimali yok. Kesin cevaplamışımdır. Kesin. Öyle burnuma yapmamı da çok sevmiyorsunuz. Ucu çok parlıyor diye. Pembe rujun falan var mı? Böyle bir rezilliğin var mı pembe ruj? Mesela pembe rujum olsa benim hakkında ne düşünürsün? Bu ne? Pembe diye tuttuğum ruj. Bu ne saçma bir renk ya? Ama daha saçma bir renk görmemiştim. Neyse, belki beğeniniz olur, söyleyeyim. L'Oreal'in 642 beyaz olanlardan. Sephora'nın... Ya Barbie makyaj falan olmadı ya. Pembe far sürdüm sadece yani. What the fuck, bunu herkes yapar. Neyse. Pembe farlı bir günümüz oldu gibi düşünün. Şu soruyu da cevaplayayım. Benim samimi özgüven yorumum, tamam mı? Bunu kesin daha önce bir videomda söylemiştim. Ben bir konuda çok iyi olduğunuzda, onu fark ettiğinizde, bir konuda çok bilgili olduğunuzu fark ettiğinizde otomatik size özgüven geldiğini ve bunu tüm hayatınızın tüm aşamalarında yaşadığınızı ve yansıtabildiğinizi düşünüyorum. Mesela çok basit bir örnek. Çok iyi yemek yapabilen biri olun ama gerçekten çok iyi yemek yapabilen biri olun. Yani her türlü yemeği yaparsınız, bilmem ne yaparsınız. Bunu mesela insanlara anlatmaya başladınız, insanlara yemek yapmaya başladınız. Bir sürü kişi de övgüler düzmeye başladı. Birisi sizi başkasına tanıtırken bu arada çok iyi yemek yapıyor demeye başladı. Otomatik diğer konularda, başka konularda kötü olsanız bile karaktersel olarak özgüven kazanmaya başladığınızı söyleyebilirim. Ya da atıyorum çok iyi resim yapıyorsunuz. Çok iyi bir sürü film biliyorsunuz, tamam mı? Tam bir sinefilsiniz, tamam mı? Her film sizden sorulur. Ve insanlar sizle bu konuyu konuşmak ister. Ya da atıyorum yabancı diliniz çok iyidir ve herkes bu şekilde bilir sizi falan. Mesela hani çok çok iyi olduğunuz, gerçekten başarınızın kanıtlandığı bir şey yaparsanız ve bulursanız o şey, ki ben her insanın hayatında çok iyi yapabildiği bir şey olduğuna aşırı eminim. Onu bulup insanlara bunu göstermeye başladığınızda ve insanlardan iyi dönütler almaya başladığınızda otomatik özgüveninizin arttığını göreceksiniz. Çünkü bu konuşmanıza da yansıyor, insanlara iletişiminize de yansıyor. Yani kendi kendinizi bir bok zannetmeye başlıyorsunuz otomatik. Yani ben gerçekten çok basit ve uygulanabilir bir yöntem söylüyorum. Yani şöyle düşünün, böyle düşünün falan, hani kafanızda şöyle kurun falan söylemek istemiyorum. Onlar da doğru bu arada ama uygulamasının zor olduğunu farkındayım. O yüzden çok uygulanabilir bir şey olarak benim kendimde de gözlemlediğim, bir konuda iyi olduğunuzda ve insanlar onu takdir etmeye başladığında hayatın her alanına o özgüveniniz yansıyor. O iyi olduğunuz şeyi bulun ve onun üzerine gidin. Haklıysan beni güncelleyin. Evet aşklarım, umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Barbie makyajı diye tikel, çok kötü. Bu arada saat 11 akşam. Ben böyle bir 3 saat oturup sonra sileceğim bu makyajı. Neyse, zaten böyle dışarıda çıkılmaz. Aynadan daha da fenayım. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup Instagram'da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın.